Selam, ben Sultanoğlu. Kanalımıza hoş geldiniz. Selam, ben Sultanoğlu. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bugünkü videomuzda benzin hortumu nasıl değiştirilir onu anlatacağız. Umuyorum beğeneceğiniz bir program olacaktır. Lütfen kanalımıza abone olun, like atın ve yorumlarınızı bizden esirgemeyin. Haydi buyurun başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugünkü programımızda inşallah motorumuzun benzin hortumunu değiştireceğiz. Başlayalım. Benzin hortumu deliniyor, yıpranıyor. Yıprandığı zaman benzini tam çekmiyor, hava almadığı zaman. Hani bazı arkadaşlar diyordu ya sorularında, devri yükseliyor, kendi kendine düşüremiyoruz falan diye. Onun sebeplerinden birisi de benzin hortumudur. İçindeki benzini boşaltıyoruz. Tabii, boşaltmamız lazım ki daha rahat hareket edelim. Karbüratörü de çekiyoruz. Tabii. Şu anda ne yapıyorsunuz? Şu anda lastik ara lastiği. Bu toz kir gitmesin diye koruma. Zaten burada da görürseniz iyice kirlenmiş. Buraya ben bir hava atıyorum. Hortumu oradan mı çekiyoruz? Üstten de çıkabilir de ama benzin filtresi olduğu için hortumumuz bu. O kirlenmiş bölümlerini de göstereyim. O biraz şey sanki değil mi? Orada yığılma olmuş evet. Gibi. Filtrede. Tabii. Yeni hortumumuzu aldık. Bu şekil dıştan takamazsanız diğer türlü üstten de takabilirsiniz. Şöyle göstereyim ben size. Tabi bana ters olduğu için üstten taktığım için genelde. Orada yeri var şöyle. Şu oraya oturması lazım. O tarafını da göstereyim. Tabii şöyle oturdu. Oturdu. İster buradan yukarı doğru, ister yukarıdan aşağı tabii, doğru. Tabii. Biraz önce yanlış söyledim, özür dilerim. Genelde içeriden taktığım için ben böyle kolay olur yani, görerek takmış olurlar üstten.
kontrolümüz ne? Hava tutmuşken Mustafa abi içine bakalım değil mi? İşimizi temiz yapalım yapmışken. Karbüratörü hava tuttuk. Geçelim. Şimdi de bir içine bakalım hadi. Şimdi bazı seyircilerimiz eksik yaptığımızı düşünüyorlar. Biz program videoyu çekerken sadece çektiğimiz konu üzerine odaklanıyoruz. Bak geçen gün söylemiştim ya içinde toz toprak oluyor diye. Bak gördüğün gibi abi. İşte bunlar da çalıştırmaya sıkıntı. Bunun filtresini de temizleyelim. Onu da ayrı bir videoda yapalım. Tamam. Ve benzin filtresi nasıl temizlenir? Bundan tamam. Sonra da onu yapalım. Bundan sonra da onu yapalım. O seyircilerimiz işte tabii niye yapmıyorlar demesinler. Şöyle de teşekkür edelim. Yorumlarıyla ilgili bize yol gösteriyor diye siz devamlı söylüyorsunuz. Mümkün olduğu kadar gelen yorumların çoğunluğunu baz alarak videolarımızı çekmeye çalışıyoruz. Yani o zaman seyircilerimize şöyle bir şey de düşüyor. Ne kadar çok yorum yazarlarsa tabii, biz de o kadar çok video çekeriz. Tabii elimizden geldiği kadar. Hatta bize yolda göstermek için şu konuda video çekin diye de yorum yazabilirler. Tabii, imkanlarımız dahilinde yardımcı olmaya çalışacağız. Elimizden ne geliyorsa yapacağız. Ya şunu söyleyelim o zaman seyircilerimize. İki zamanlı motorların hemen hemen hepsi elimizde mevcut. Onlarla ilgili her türlü videoyu çekebiliriz. Yeter ki bizden istesinler. Olur? Tabii. Bunları sıkarken biz matkapla su özgeçi, alyanları sıkarken çok aşırı sıkmasınlar. Plastik yüzeye bağlı olduğu için onun somunları bozulabilir. Bazı ustalar da bana kızıyor Mustafa Bey yolda görünce. Böyle bazı püf noktaları söylüyorsun diyorlar değil mi? Bizden alıyorsun diye. Evet, bize sitemedenler var. Bayağı sitemde diyorlar ama. Ama bizim niyetimiz Allah rızası için insanlara rızası yol göstermek. Evet. Allah'ın rızasını kazanmak. Evet. Çünkü her zaman usta olmuyor yanlarında. Dağda bayırda oluyorlar. Tabii. Oralarda işlerini görsün istiyoruz. Teknik konulara da fazla girmek istemiyoruz. Teknik konularla şimdi insanları sıkmak için değil. Kendi ihtiyaçlarını o an için yapabilecekleri şekilde yardımcı olabilmek. Güzel ateşleme var. Ateşlemesi mi? Ayarlayacağız. Ayarlayacağız yani geçin. Bak bunun ateşlemesi güzel. Gördüğü değil mi? Duruşuyor evet gördüm. Benzinimizi dolduralım. Çalıştırıp bakalım. Bir de şimdi bakayım. Söylemeyi unuttum. Benzin hortumunun filtresini taktıktan sonra onu aşağı doğru bırakırlarsa daha iyi olur. Şimdi yukarıda kalıyor genelde. Yukarıda kaldığında kesim yaparken bazen yarım depo falan kaldığında kesmiyor diyorlar. Bu da bir neden olabilir. Şimdi çalıştıralım, test edelim mi? Hır sesini duyduk. Çok duman atıyor. Yani bir soruya da cevap vermiş olalım. Duman atmasının nedenlerinden biri de çok yağlı benzin olması.
Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Geç siz kapanışı yapacaksınız da ben alışmışım. umarım faydalı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım beğendiğiniz bir program olmuştur. Kanalımıza abone olun. Yorumlarınızı bizden esirgemeyin ve like atın. Sevdiklerinize de kanalımız hakkında bilgi verin, onların da abone olmasını sağlayın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Selam, ben Sultanoğlu.